Değerli konuklarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, saygıdeğer ve değerli büyükelçilerimiz, Uluslararası Pakistan, Türkiye ve İran sempozyumuna değerli teşrifleriniz için hepinize öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. İran Araştırmaları Merkezi olarak uluslararası düzenlediğimiz 3. sempozyum. Öncelikle bu sempozyum hakkında size kısaca bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere dünyanın ikinci en büyük Müslüman ülkesi olan Pakistan, Afganistan, İran, Hindistan ve Çin gibi önemli ülkelerle sınır komşusudur. Ve stratejik coğrafi konumu sebebiyle Orta Doğu ve Güney Asya ilişkilerinde kilit, aynı zamanda Asya ülkeleriyle olan ilişkilerinde kilit roller oynamaktadır. Pakistan, 2017 yılında Hindistan ile beraber Şangay İşbirliği Teşkilatı'na aktif üye olan bir ülkedir. Her iki ülke aynı zamanda Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü'nün de üyesidir. Bunun yanında Pakistan'ın uzun yıllar içerisinde yalnızca Güney Asya, Orta Asya ve Orta Doğu'da değil, aynı zamanda bütün Avrasya bölgesinde ekonomik ve siyasi etkisini artırdığı gözlemlenmektedir. Pakistan hem Hindistan hem de Afganistan açısından bölgesel dengeleyici bir güçtür. Diğer bir taraftan da Çin ile olan stratejik yakınlaşmasından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin de siyasi baskısıyla karşı karşıyadır. Bununla birlikte terörist grupların oluşturduğu güvenlik riskleri de ülkenin bazı bölgelerinde çok ciddi boyutlara ulaşmış ve ülke içindeki siyasi anlaşmazlıkların yanı sıra Hindistan'da yaşadığı gerginlikler de artar hale gelmiştir. Dolayısıyla Pakistan'ın ekonomik ve politik sisteminin gelişimi, bölgesel güvenlik politikalarını şekillendiren etkenlerin analizi önem arz etmektedir. Bu bakımdan Çin, Pakistan ekonomik koridorunun, ABD-Hindistan ilişkilerinin, Pakistan-İran ilişkilerinin aynı zamanda ve bütün bunların bölgesel etkilerin, tesirlerinin tartışılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda Pakistan ile İran arasındaki Gwadar ve Chabahar limanları üzerinden bildiğiniz üzere Gwadar Pakistan'da ve Chabahar İran İslam Cumhuriyeti içerisinde limanları üzerinde yaşanan ekonomik rekabeti lojistik alanda işbirliğine dönüştürme potansiyeli oldukça güçlüdür. Türkiye'nin her iki ülkeyle tarihi süreçte oluşan güçlü ve sıcak ilişkileri ise uzun vadeli güçlü işbirliği fırsatları doğurmaktadır. Örneğin son yıllarda Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ilişkiler savunma sanayisinde imzalanan anlaşmalarla yeni bir ivme kazanmıştır. Türkiye, İran ve Pakistan'ın güvenlik ve kalkınma ilişkin sorunlara karşı jeopolitik ve jeoekonomik olarak güçlü bir bölgesel eksen oluşturma potansiyeli de oldukça fazladır. Bu bakımdan güvenlik, dış ticaret, ortak yatırımlar, kara taşımacılığı, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında kapsamlı işbirliği içeren üst düzey güçlü işbirliği mekanizmasını Türkiye, İran, Pakistan şeklinde formüle edilmesi de oldukça mümkündür. Dolayısıyla bütün bu potansiyel işbirliği olanakların tartışılması ve bu fırsatları, olanakları görüşmek, müzakere etmek, istişare etmek için ortak platformların da kurulması önem arz etmektedir. Bu noktada biz İran Araştırmaları Merkezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, değerli partnerlerimiz, söylediğim gibi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü ve aynı zamanda Tahran'da bulunan Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ile birlikte üç ülke arasında ikili ve güçlü işbirliği imkanlarını tartışmak üzere Türkiye, İran ve Pakistan işbirliği sempozyumunu düzenlemeyi karar verdik. Sempozyumumuzun amacı Pakistan, İran ve Türkiye arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Sempozyum süresince toplam gayri safi milli hasıla gayri safi hasıla olarak
yaklaşık 1,5 trilyon dolardan daha büyük bir ekonomik gücü ve 360 milyonluk Müslüman nüfusu temsil eden bu önemli üç ülkenin üçlü ekonomik işbirliği mekanizmaları da masaya yatırılacaktır. Küresel ve bölgesel ölçekte güvenlik meseleleri de aynı zamanda bunun yanında son siyasi gelişmeler, yatırımlar ve ticari ilişkilerin teşviki bağlamında ekonomik konularda sempozyumumuzun konuları arasında yer alacaktır. Ben tekrardan değerli misafirlerimiz sizlere ve saygıdeğer büyükelçilerimize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve açılış konuşmalarını yapmak üzere İran Araştırmaları Merkezi'nin İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili değerli hocamız Doktor Hakkı Uygur Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar. İran Araştırmaları Merkezi, İran ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye-Pakistan-İran İşbirliği Sempozyumu'na hoş geldiniz diyorum ben de. Geçen sefer de biz benzer bir çalışma içinde yapmıştık. O zaman da İran Araştırmalar Merkezi hakkında kısa bilgi vererek başlamıştık. Aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Hazır basından da değerli mesutlarındayken. Yaklaşık 4 yıl kadar önce kurulan merkezimiz, Münhasıran, İran ve ilgili olduğu bölgelerde çalışan bir araştırma merkezi. Çeşitli alanlarda faaliyetler gösteriyoruz. Alt başlıklar belirledik. İran iç politikası, dış politikası, ekonomisi, kültür ve toplum bilgisi, güneşlilik araştırmaları gibi farklı alanlarda koordinatörlükleriyiz. Faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunları çalışırken genellikle bir kısmını yayınlıyoruz, matbu baskı olarak yayınlıyoruz. Bir kısmını da üç dilli web sitemizde bilgilerin istifadesine sunuyoruz. Genellikle bu çalışmaları biz merkezimizdeki uzmanların çalışmalarından faydalanıyoruz. Ancak yine de zaman zaman dışarıdan da katkı sağlıyoruz. Özellikle bu bağlamda İran'dan da çok sayıda değerli akademisyenlerden çalışmaları sitemizde yayınladık. İran araştırmaları konusunda biz eğitime de özel önem veriyoruz. Çünkü bu konuda bir eksiklik var ülkemizde. Bu husustaki boşluğu da bir nebze olsa doldurabilmek için farklı İran çalışmalarının alt başlıklarını da eğitim faaliyetlerimize dahil ettik. Bu maksatla çeşitli seviyelerde Farsça dersleri örneği veriyoruz. Yine İran kültür, tarih, ekonomi, sosyoloji ile ilgili seminerler düzenliyoruz. Bu şekilde hem konuya ilgili bir öğrencilerin hem de konuyla ilgili çalışan uzmanların bilgi seviyesini arttırmaya çalışıyoruz. Yine biz İran Araştırmaları Merkezi olarak özellikle bugünlerdeki gibi İran'ın çokça gündeme geldiği dönemlerde medyaya ya da gerek görsel gerek yazılı medyada katkılar sağlıyoruz. Uzmanlarımız çeşitli kanallarda yorumlandırılıyor. Yine görüş yazılarıyla medyada İran farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Bu maksatla yine faaliyetlerimiz için önemli bir yer tutan faaliyetlerin bir alanda bu tarz uluslararası konferanslar etkinlikler. Bunu daha önce de yaptık. Kuzey Afrika'da ilgili çalışmalar yapmıştık geniş kapsamlı. Ondan daha sonra 6 ay kadar önce Çin-İran-Türkiye ilişkilerini yine masaya yatırmıştık. Çin'den ve İran'dan gelen akademisyenlerle birlikte. Bu sefer de az önce Taylan'ın da açıkladığı gibi İran'ın önemli bir konusu olması hasebiyle Pakistan'ı bildiğimizi aldık. Zira muhtemelen konuyu çalışan birçok insanın da fark ettiği gibi üç ülkenin ciddi benzerlikleri var. Küresel sistemde benzerlikleri var. Uluslararası ilişkilerde benzerlikleri var. Bu üç ülkenin pozisyonları nasıl bir şekilde birbirlerine yaklaştırılabilir? Nasıl mevcut olan ekonomik ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıyabiliriz? İlişkilerde pürüz varsa zaman zaman görüyoruz. Komşu ülke olması hasebiyle İran-Türkiye arasında, zaman zaman İran-Pakistan arasında kim istenmeyen olaylar yaşanıyor. Maalesef bazı terör örgütlerine şahit oluyoruz. Bunlar nasıl aşılabilir şeklinde çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla aslında biz Pakistan'ı seçtik. Zira geçtiğimiz günlerde Sayın Ruhani'nin önemli bir açıklaması olmuştu. Pakistan, İran'ın en önemli komşularından biridir diye bir açıklama yapmıştı. Yine geçtiğimiz hafta Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran ziyareti oldu. Orada da çok önemli konular gündeme geldi. Örneğin ortak sınır devriyeleri oluşturulması konusu,
yine mevcut 2002 ticari anlaşmaları değiştirilmiş, serbest ticaret anlaşmasının imzalanması gibi. Dolayısıyla biz bunları ikili olarak önemsediğimiz kadar bölgesel olarak önemsiyoruz. Ve bunları daha geniş bölgesel işbirliklerinin bir üyesi olarak kabul edebiliyoruz. Evet, değerli konuklar, ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Aslında Pakistan'ın önemine dair, neden seçtiğine dair Tayland'da bir takım açıklamalarda bulundu. Ancak bu noktada hazır burada gelmişken, yine de kapalı çalıştayda da çokça gündeme getirdik. Malumunuz Trump yönetiminin son iki haftada aldığı iki önemli karar var İran'la ilgili olarak. Bunlardan bir tanesi İran güvenlik bürokrasisinin çok önemli bir bileşeni olan devrim muhafızları ordusunun yabancı terör örgütü olarak ilan edilmesi Trump yönetiminden. Bir diğeri de Mayıs ayının başlangıcından itibaren birkaç gün sonra İran'ın petrol alıcılarına yönelik belirlenen muafiyetin sona erdirilme kararı. Bu iki karar zaten bölgede hassas olan ilişkileri, Amerika ve İran arasındaki gergin ilişkileri yeni bir eski bir gerginliğe taşımaktadır. Bu kurumsal olarak İran Araştırmalı Merkezi'nin tabii yakından ilgilendirdiği kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak bizi ve devletimizi de ilgilendiriyor. Çünkü biz tüm toplantılarımızda, tüm konuşmalarımızda bize getirdiğimiz gibi Türkiye ve İran birbirine sınırlı komşu, çok yeni ilişkiler sahip bir ülke. Ne yazık ki geçen yıllar itibaren, İran'a yaptırımlarının kullanacağının açıklanmasından itibaren ikili ekonomik ilişkilerimizde ciddi bir düşüş yaşıyoruz. İran olan ihracatımız azalıyor, İran'dan aldığımız petrol miktarı azalıyor, İran'dan Türkiye'ye gelen bir sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde bu yaptırımların bir şekilde devam etmesi halinde bunun ne yazık ki daha da düşeceğini düşünüyoruz bu ekonomik göstergelerin. Dolayısıyla eğer bu Amerika ve İran arasındaki gerginlik ekonomik ve siyasi anlaşmazlığın ötesine geçerse, çünkü muhtemelen buradaki herkes bir şekilde ekonomiyi takip ediyordur, birçok uluslararası gözlemci istenmeyen tesadüfi veya işte provoke çatışmaların olabileceğinden, özellikle Irak ve Basra Körfezi gibi iki ülkenin askeri gruplarının iç içe olduğu, beraber olduğu noktalarda bir askeri çatışma yaşanma ihtimalini artık kimse yansımıyor. Ne yazık ki böyle bir ihtimal var. Bunu söylemeye muhakkak gerek yok ama böyle bir durum zaten gergin olan bölgeyi çok daha kötü bir aşamaya sokar. Ve bundan bölgenin önemli bir ülkesi olarak da Türkiye'de yakından etkiliyoruz. Türkiye hem Amerika'yla hem de İran'la zaman zaman inişli çıkış ilişkiler yaşasa da bu ilişkilerin bir şekilde belli bir seviyenin altına düşmemesine özel önem veriyor. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak temennimiz, tabii Sayın Büyükelçin burada muhtemelen birazdan daha ayrıntılı anlatır ama Sayın Çavuşoğlu'nun da açıklamalarından ilham olarak bu İran ve Amerika arasındaki gerginliğin bir şekilde suhuletle, diplomasi yoluyla, müzakere yoluyla halledilmesini umuyoruz. Saygıdeğer misafirler, iki günlük programımızın dün gerçekleşen ayrımında, kapalı toplumlar ayrımında İran'dan ve Pakistan'dan gelen saygıdeğer konuklar tarafından bu konuların hepsi masaya yatırıldı ve ciddi bir beyin fırtınası yaşandı. Türk misafir, Türk akademisyenler de buluştu. Bu tür çalışmalar önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ne kadar birbirini tanırsa bu üç ülkenin veya bölgenin akademisyenleri, uzmanları o kadar faydalı olacağını düşünüyoruz. Bugün de açık sempozyum bölümünde yine bu üç ülkeden ve farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin konuya ilişkin sunumlarını dinleyeceğiz. Sempozyumumuzun bu şekilde akademik farklı olduğu arttırdığını düşünüyoruz. Sözü çok fazla uzatmıyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Muhammed Ferazment ve yine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Sayın Hakan Zatekin Bey olmak üzere sempozyuma şeref veren yerli ve yabancı misafirlere teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun bölgenin geleceğine dair olan akademik çalışmalara katkı sağlayacağım umuyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız ve saygıdeğer büyükelçilerimiz, ben hepinize tekrardan hoş geldin dileklerimi sunuyorum ve açılış konuşmalarımızı saygıdeğer büyükelçimiz, ekselansları
Rıza Hakan Tekin Bey. Kendisi İran İslam Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Şu anda ise Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Departmanı Genel Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. Ben kendileri de sahneye davet ediyorum. Maybe as a courtesy to our foreign guests, I better speak English. I would be actually very brief, but I don't have a prepared statement anyway. But at the outset, let me thank Iram for organizing this very important meeting. I think it's always useful to have our academicians, thinkers to get together as often as possible and to evaluate, to share their evaluations of what's going on both in our relations, bilateral relations, as well as what is going on in our region. It also helps us, the bureaucrats or people who work at the state structures, to better understand when we interact with our academicians, our think tank people, so that in that sense, I think I should emphasize the importance of this meeting, and I thank once again Iram for organizing this and also for inviting us. I'm also happy to see some old friends from Tehran. It's really nice always to get together. I have spent more than 4 years, a fascinating period in Iran. It was not always easy, of course, nothing is easy in our region, but I had a very fond memories of Iran, so seeing old friends on such occasions is always something to be joyful about. Now, on this issue, I think this is a very timely event when we are discussing, when you have actually started discussing it yesterday, as far as I understand, in several formats. The situation in our region and also our bilateral or trilateral affairs. We have been in a very another challenging period in our region, but of course it was always, it was never called our region. But as Dr. Uygur mentioned, a few recent developments has increased the tensions in our region, which is directly affecting us, of course. Iran is always on the agenda. Thanks to U.S. policies, we think they are very short-sighted, narrow policies. We always discuss with our U.S. counterparts that the path they have taken is not the right path. But of course, they have their own policy, and we have to live with it, and we have to, of course, pursue our own agenda, our own interests, despite these external factors. We have never believed in, of course, unilateral sanctions, neither for Iran nor for any other country. And we believe it doesn't bring peace, stability, or even the desired results for those countries who are implementing these sanctions. Usually it's counterproductive. Now we have this situation in front of us. What we can do to mitigate the effects of those sanctions, that is important. And in this sense, the regional cooperation becomes even more crucial. Turkey, Iran, Pakistan, as previous speaker mentioned, there's an enormous potential. We have a contiguous area of a huge area, which is also of strategic importance connecting Asia and Europe. And of course, a big population, almost close to 400 million, 1.5 billion, a trillion dollars of GDP. But are we tapping that potential as much as we should? I don't think so, and I think none of you would disagree with me on that. So, of course, there are external challenges in front of that sanctions or the ambiguity. The atmosphere of ambiguity, which is hampering our, private sector to do more with Iran, for instance. So, what we have to be creative, we have to devise our own instruments for
having more cooperation, especially in the economic field. It's easier said than done. We are not naive, but we have to work on that. And if we do our own homework, I think it will be easier for us to deal with the external challenges. In that sense, when I say our own homework, of course, we have to create a suitable ground for more trade exchanges, investment, energy cooperation among us, which would have, you know, in a way that it would be less vulnerable to external factors. We have to be creative. I think we have that background, both Pakistan, Iran, and Turkey, with a very rich history and civilization, I think, and also a vibrant economy, very rich human capital. I don't think it will be hard if we have the real will to do that. Of course, one issue of crucial importance in that cooperation is the security. All three countries are faced with serious security challenges, terrorism basically. If we have more concrete cooperation in that field, both at bilateral levels and also at trilateral levels, I think that would have positive effects in other fields too. Because we are suffering from that. All three nations are suffering from that. So this is a common interest, and we have to do that. And beyond that, beyond terrorism, of course, there's also, when you look at the map, it's easy to see that, you know, we have to also work on more contemporary challenges we are facing, like illegal migration, drug trafficking, things like that. So because we are, all these three countries are on the transit path for those traffickers and criminal groups. This is also very important, I would like to emphasize. I mentioned about the enormous potential we have, but and we also have some instruments. For instance, three countries had the RCD experience, which was transformed to ECU, as you know, with 10 countries. But I mean, in Tehran, I have worked more than 4 years, and I was also the permanent representative to the Economic Cooperation Organization. So I attended its monthly meetings. But I should say that, unfortunately, the reality is ECO is not delivering much. We have to reactivate, revitalize this organization if we really want to, you know, own our own problems and also devise solutions for our development issues, for our economic cooperation issues. So this is also something we have to do. And we should also understand each other better, especially in the security sector. I forgot to mention, maybe, because lately, for instance, take Pakistan. Pakistan is surrounded by serious challenges, and lately it has been squeezed a bit. I mean, you remember they have the recent tension with India, which is, of course, a long-lasting one. And then with the Afghanistan, Pakistan is always being pressured. And also, we have now, in the recent period, some terrorist activity in the Pakistan-Iran border, which is creating problems for both countries. So we have to maybe look at the bigger picture and to see how we can deal with all these challenges without, you know, putting too much blame on any country, not showing them as a scapegoat. It is true for Pakistan, it's true for Iran, it's true for my country, Turkey too. So this is, I mean, we always have to look from an angle of common interest. If we want to resist the external challenges, external pressures we are facing, all three countries are facing, in different levels, in different fields, we have to show more understanding to each other. I think that is also very crucial, and we have to be maybe more calm sometimes, even when we have some serious problems we face.
we have to look at them with a more calm attitude. Those are the thoughts I would like to share with you on that. I hope that this conference, these meetings, will bring new ideas for us so that we can build on them and we can get involved with projects which would make effect in the daily life of our people in terms of getting over the existing tensions around us, and also in terms, especially, in the field of economy, which we all need, because all three countries are faced also with serious economic challenges. And I think with cooperation, with the potential we just mentioned, we have, we should be more hopeful for future. But in order to do that, we have to work for that. I mean, for these trilateral processes, we have, for instance, trilateral summit or even ministerial level meetings with various countries in the region. But what is the added value of that? That is more important. We don't want that to be a photo opportunity or, you know, just a PR exercise. So if we are involved with some trilateral cooperation process with Turkey, Iran, and Pakistan, we really want to do something concrete. And I'm sure this is the will and the thought of our partners in Pakistan and Iran too. But maybe we have to be a little bit more disciplined, let's say, in terms of devising some concrete projects. Then we can be more proud and we can be more bold about these trilateral process, which we can also expand with other countries in the region. So in closing, I would like to thank again Iran and also my colleagues, my good friend Mr. Farazman, who I also worked in Tehran in a different capacity, and all other Iranian friends who came to Tehran, and also, of course, came from Tehran, and also our colleagues from the Pakistan Embassy. Thank you very much. Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer büyükelçilerimiz, öncelikle konuşmalarından ötürü İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Hakkı Uygur hocamıza ve saygıdeğer büyükelçimize Rıza Hakan Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an konuşmamıza İran İslam Cumhuriyeti'nin saygıdeğer büyükelçisi, ekselansları Muhammed Ferazmen Beyefendi ile devam edeceğiz. Kendisi Ankara'ya gelmeden önce İran İslam Cumhuriyeti'nin Manama, Bahreyn Büyükelçisi'ydi. Şu anda Çiçeği Burnu'nda İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğini yürütmektedir. Kendilerini açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etmekteyim. Buyurun efendim. Gentlemen, it's a great pleasure for me to be with you in a very respectful gathering among the distinguished scholars from Iran, Turkey, and Pakistan. Many thanks to Iran, and many thanks to the rest of India and Pakistan for giving us this chance to be together for two days meeting and discuss mutual and common topics. This initiative to bring scholars from three major regional countries comes at a time that our region is in turmoil, and the Muslim nation and Ummah needs participation and partnership relation among the regional states to preserve its interests and confront the common threats. Some of the capabilities of our countries are as follows. We enjoy a unique geography which extends from Indian Ocean to Mediterranean Sea and beyond, which is the golden part of the Silk Road. To
360 million population with skilled and qualified workforces, stable and independent political systems. And we have all types of energies. We have oil, we have gas, we have nuclear energy, and also we have a good climate and we have a good geography and good capacity for clean energies. We have independent security systems, and we have capability for having our independent defense systems. At the same time, we have common traits, and I refer here to some of the common traits that we have. Extremism and sectarianism is our common trait. All three countries are threatened by outrageous sanctions. It is not Iran which is targeted by unilateralism and sanctions by the United States. Pakistan and Turkey are also under pressure from the United States, and the group of B, as our foreign minister described a few days ago. Actually, this group of B, is the only group in the region which plays on the same line with the United States and Israel to impose unilateralism on the regional countries. Under these circumstances, the think tankers and elite talks can enable the politician to take the right decisions. It is not Iran which is under sanction and targeted by unilateralism. Turkey and Pakistan, from the other angles, are under pressure by the United States and Israel. The decisions that was taken by the United States a few days ago on the IRGC, and before, after that, the decision to stop the waivers of JCPOA, is not the only unilateral decisions by the United States. Before that, they had another statement on Golan Heights. They had another statement on the occupied territories in West Bank. They had also another decisions which is not in the interest of the regional nations and regional states. Under these circumstances, having a think tank dialogue among the three important regional countries is very important for politicians. Dr. Zarif, our foreign minister, was here last week, and he had a good meeting with his counterpart, Mr. Çavuşoğlu, and he had a very good meeting with President Erdogan. And the United States was going to announce a decision on the waivers. In the same meeting and same visit, we received very strong position by Turkey officials against the unilateral decisions by the United States. Turkey announced very clearly that they oppose US decision on IRGC and US decision on stopping the waivers on Iran. In this meeting, the two sides decided to extend the bilateral relations on some levels. They decided to launch an instex mechanism for having trade and transition between two countries. They decided to increase the capacity of oil and gas from Iran to Turkey. They decided to have preferential tariff agreement between two countries. And they decided to have trade based on national currencies. And from the other side, the important, very important visit of Prime Minister Imran Khan to Iran was a very clear response to the
unilateral decisions by the United States. We see that Turkey and Pakistan, when they oppose these decisions, they say this is not just because of our support to Iran. We want to support our interests because these decisions and having no trade with Iran and having no relation with Iran is against the national interest of Turkey and Pakistan. Thanks again to Iran and University of Bildirim Bayezid for giving us this chance. And I'm very happy that I see my friends from Iran and Pakistan and Turkey here all together under this roof. Thank you very much. Saygıdeğer konuklarımız, saygıdeğer büyükelçilerimiz, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ekselansları Muhammed Ferazmen Beyefendi'ye açılış konuşmaları için tekrardan teşekkür ederim. Açılış konuşmalarımıza geçmeden önce ben öncelikle Ekselansları değerli Pakistan Büyükelçisi Muhammed Siru Sercat Kazi Beyefendi'nin katılamayacağını beyan etmek isterim. Kendileri istenmeyen nedenlerden dolayı bugün katılamayacaklarını beyan ettiler ve özürlerini sundular değerli büyükelçilerimizden ve Hakkı Uygur Beyefendi'den. Açılış konuşmamız şu an ise Pakistan İslam Cumhuriyeti 2. Katibi değerli hanımefendi İfrah Tarık hanımefendi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. First of all, I would like to convey sincere apologies on behalf of our ambassador, Mr. Cyrus Sajjad Qazi, who couldn't attend because of some last-minute extremely important developments at the mission. But thank you so much to the organizers for extending an invitation to us. I would like to thank the Ankara Center for Iran Studies, Yildirim Bayazit University, International Institute for Strategic Studies, Islamabad, and also the Institute for International Political Studies for organizing this symposium at such critical times. Pakistan, Iran, and Turkey, they form a natural triangle. The strong-rooted historical, religious, and cultural ties that are shared between the three countries are unmatchable and not found elsewhere in the region or beyond, if I may say so. These bonds led to the creation of Regional Cooperation for Development, RCD, back in 1964, which later transformed into ECO. And the three countries are also members of in other international organizations, including OIC, Developing 88, ECO, and they also cooperate with each other in the United Nations Forum. In today's changing world, Pakistan, Iran, and Turkey must closely cooperate to face the challenges confronting them in terms of achieving regional, internal, and global stability. Moreover, the three countries, because of their strong rooted affinities, regional, cultural, political, and religious affinities, there's a need for more concentrated efforts to fight the rising trend of Islamophobia and xenophobia in the world today. And despite having such strong ties, in our opinion, the need of the hour is to forge stronger economic ties so as to be able to better confront the challenges that are being faced by these three countries today. Yes, that's it. And I thank you once again for having me here on this forum. And I sincerely hope that cooperations like
conferences like these would continue to be held in times to come. Thank you.